Benim bugünkü konum Türk halı ve kilimlerinde zeytin sembolü ve halı ve kilimleri girdiğimiz için onlardaki boya ve boyama yöntemlerinden bahsedeceğim. Böyle güzel bir sözle başlamak istedim. Adana Kozan'a ait "Kavak ek çocukların görsün, zeytin ek torunların görsün" diye bir söz varmış. Bahsedeceğim şeyler ilk önce Türk kültüründe zeytinin yeri, sonra Türk halı ve kilimlerinde zeytin, en son boya ve boyama yöntemlerinden bahsedeceğim. Türk kültüründe zeytinin yeri. Bu belki hatırlayanlar vardır. Tarih kitaplarımızda şöyle klasik bir cümle vardı: 1071 Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı diye. Bu ilk kutucuk da ondan bahsediyor. Orta Asyalı göçebe Türk kavimlerinin zeytinle tanışması 11. yüzyılın başlarında Anadolu'ya yerleşmeleriyle başlıyor. Yani biz göçebe bir toplum olduğumuz için zeytin gibi kalıcı bir ağaçla aslında baştan beri bir ilişkimiz yoktu. Sonradan gelişen bir ilişkimiz oldu. Sonrasında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de çok çok zeytin ve zeytinyağından söz edildiğinden bahsediliyor. Ayrıca Harzemşahlar çağında yazılmış Arapça ve Türkçe sözcük Mukaddime Tül Edep'te zeytun yağı diye bir kelime geçiyor. Harzemşahların dönemini hatırlamayanlar için 1077 ile 1231 yılları arasında var olmuşlar. O zaman da sözlükte geçmiş. Peki Türk kültüründe zeytin sembolü nerelerde bulunuyor? Manilerimizde var, şiirlerimizde var, türkülerimizde, işlemelerde, süslemelerde, ağaç oymalarında, mimaride, parada ve mezar taşlarında. Yeni Demet Akbağ'ın bir filminde "bir ara zeytin ağaçları kesilmesin" diye bir viral kısım var. Merak eden olursa WhatsApp'tan atarım. Yani ara ara böyle dönüyoruz. Yani eskiden çok yoğun bir şekilde varmış. Şimdi de bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Bir tane mani örneği vermem gerekirse mesela: "Zeytin yaprağın dökmez, muhabbet aradan gitmez, elim yetmez, gözüm görmez, mektup ile konuşalım" şeklinde. Neyi sembolize ediyor peki? Ölümsüzlüğü sembolize ediyor. Çünkü her mevsim yeşil ve yaprakları var. Doğumu sembolize ediyor. Evliliği, barışı, bereketi, ferah ve bolluğu, adaleti, sağlığı ve arınmayı sembolize ediyor Türk kültüründe. Peki Türk halı ve kilimlerinde zeytin sembolü nasıl kullanılmış? Çekirdekli olması doğurganlığı ve yaşamı sembolize ediyor. Şurada gördüğünüz şekilde. Türk kültüründe zeytin hayat ağacının sembolü. Bunu araştırdım. Bazı makaleler hayat ağacı olarak selvi falan da geçiriyor. Ama selvinin yanında zeytini de belirtmiş. Yani zeytin her türlü hayat ağacının sembolü olarak geçiyor şeylerde, makalelerde. Direkt hayat ağacının sembolü zeytin diye bir tane makalede gördüm ama yanında, diğer ağaç isimlerinin yanında zeytin yine her türlü kullanılıyor. O yüzden bunu da belirtmek istedim. Peki amacı ne? Bilgelik ve sonsuzluk anlamına geliyor. Zaten gördüğünüz gibi aşağıdan başlayıp yukarı doğru gidiyor, böyle bir ululuk, bir sonsuzluk hissi veriyor insana. Fakat ağacın temel vasfı edebi canlılık ve hayat kaynağı olması. Burada alternatif ağaç versiyonları, yani tek bir şekilde yapmıyorlar zeytini, farklı farklı işliyorlar halılara. Burada bu halıda denk geldiğim için sevindim. Üç kozmik alem arasındaki bağın sembolü diyor. Şurada faremi görebiliyorsanız eğer, yer altından başlıyor. Şu canlılarla birlikte yeryüzüne çıkıyor, sonra da gökyüzüne ulaşıyor. Yani üçünü aynı anda bağlayabiliyor zeytin ağacı. Halıya da bunu işlemişler. Peki boyama yöntemi nedir diye o boyama kısmına geçersek eğer, halılarımız bu arada yünden oluşuyor. O yüzden ilk önce size yünden bahsedeceğim, sonra boya ve boyama yöntemlerinden bahsedeceğim. Bu yünün yapısı. Yün dediğimiz şey doğal ve protein yapılı bir kumaş türü. Protein yapıda olmasının sebebinden ne anlıyoruz? Monomeri amino asit. Ve amino asitten dolayı salt linkage'lar oluyor. Amino asitin yapısı neydi? R, o C'ye bağlı. C'nin üstünde H var. C'nin diğer altında NH2 var. Diğer tarafında COH var. Bu karboksil, yine parlamı görüyorsunuz eğer. Karboksil ve amino kısımları salt linkage oluşturuyor. Ve bu da bize şey oluşturuyor. Geri slayta. Şuradaki döner halini görüyor musunuz? Bu şekilde olmasını sağlıyor. Şurada biraz daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yünün bir sarmal yapısı var. Bunların da sebebi salt linkage'lardan dolayı oluyor. Şimdi bu gördüğünüz gibi bu yuvarlanma kısmının bir iç kısmı var, bir dış kısmı var. Bunların iç kısmına, şu kısmına parakorteks diyorlar. Ve oradaki dil sülfati crosslinklerden dolayı boyamaya çalıştığımızda daha zor boyanıyor. Ama dış kısmı olan, şu dış kısımların ise orta korteks deniyor. Parakortekse oranla daha kolay boyanıyor. O yüzden yünleri boyadığınızda alacalı bulacalı bir rengi oluyor. Yani direkt dümdüz bir renge ulaşmıyorsunuz. Çünkü bu dil sülfat bağlar iç tarafın boyanmasını zorlaştırıyor. Peki bu yünlerimizi neyle boyuyoruz? Özellikle halılarımızı neyle boyuyoruz? Mortant boyamayla boyuyoruz. Mortant boyama dediğimiz şey de nedir? Boyamız ve metal oksidimiz
yünün içine ayrı ayrı giriyor. İki küçük parçacığın içeri girdiğini ve içeride birleşip daha büyük bir kompleks oluşturduğunu düşünün. Ne oluyor? Küçük şeyler giriyor. İçeride daha büyük bir şey oluşturduğu için çıkması zorlaşıyor. Çıkması dediğimiz sebepleri mesela güneş ışığının altında kaldı ya da normal evdeki ışıkların altında kaldığında yok olması ya da yıkandığında boyanın gitmesi daha zorlaşıyor. Çünkü küçük bir şey daha büyük bir hale geldi. Bu mordant boyamak için 3 tane versiyon var. Önce mordantlama, anlık mordantlama ve sonra mordantlama. Ama isminden de anlaşıldığı gibi sıralamalarda bir farklılık oluyor. Önce mordantlama olduğunda ilk önce mordantlama yapıyoruz dikromat tuzuyla birlikte. Sonra boyayı ekliyoruz. Anlık mordantlamada ikisini aynı anda yapıyoruz. Yani hem boyayı atıyoruz hem mordantlarımızı atıyoruz. Daha yavaş bir şekilde olması lazım. Bir de sıcaklığı daha düşük tutuyoruz. Biz bu boyama işlemini yaparken daha böyle kaynar kaynar şeylerle uğraşırken anlık mordantlamada düşük yapıyoruz ki dışarıda birleşip içeri girmemezlik yapmasınlar diye. Sonra mordantlamada yine iki adımdan oluşuyor ama bu sefer ilk önce boyamızı ekliyoruz, sonra mordantlamayı ekliyoruz. Evet. Mordantlamayı böyle kimyasal olarak kafanızda canlandırmak isterseniz bu bir boya molekülümüz. Burada da metalimiz var. Giriyorlar. Şurada metalin etrafında gördüğünüz gibi oluşuyor ve komplekse dönüşüyorlar. Bu şekilde bir daha büyük bir kompleks oluyorlar. Minik minikken daha büyük bir şeye dönüşüyorlar. Doğal boyar maddeler var. Bunlardan bahsetmek istiyordum ama süremiz kısıtlı olduğu için eğer kalırsa sonradan döneceğim. Burada örnekleri verdim size neler olabildiğini. Mor bu arada neden pahalı olduğunu çıkmasından dolayı böyle Murex trunculus diye şu canlıdan çıkartılıyormuş. O yüzden zor elde ediliyormuş. Zor elde ettiği için pahalı. Yani bu padişahların mor giymesi falan filan. Ay, hayır. Peki bu mordantlamanın dezavantajı ne? Rengi tutturmak çok zor. Niye? Çünkü ayrı ayrı atıyorsunuz o içeride kendi kafasına göre birleşiyor. O yüzden istediğin rengi direkt tıpatıp olarak elde edemiyorsun. Süre çok uzun sürüyor. Fiyat olarak çok pahalı. Ve dikromat tuzu ekliyoruz demiştim mordantlama kısmında. Bu da çevreyi çok kirletiyor. Bunun da endüstriyel bir alternatifini yapmışlar. Premetallized boya diye. Metal boyanın içinde hazır bulunuyor. Böyle olunca daha rahat bir şekilde oluyor ve süremiz daha azalmış oluyor. Bunun da iki türü var. Biri bir premetalized boya, bir de ikiye bir premetalized boya. Örneklerini şurada verirsek eğer A şıkkı dedi yani şurası bir metal kompleks dimolekülünün bir şey şeklinde, metal tuzu şeklinde. İkincisi neyse bir metale iki tane dimolekülü geliyor. Bire iki ve şey ikiye bir ve bire bir şeklinde bahsettiği şey bunlar. Sonra bu da yünle birleştiğindeki o şey yani yünde sublinkage'larda da gördüğümüz gibi hafif böyle partial charge durumları vardı. Böyle demiyordum. Parçalı neyse anladığınız şu an Türkçesini Kısmi unuttum. yük. Kısmi yük. Vulda Evet. o NH3'ten dolayı partial pozitifken dye'dan da partial negatif olduğunda birleşmelerini bu şekilde gösterebiliyoruz. Bunu da araştırırken gördüm. En sonunda size bir bilgi vereceğim. O bilgiyi araştırırken hani tek kaynağa bağlı kalmayayım diye bunu buldum. Pirina ile boyama yapmışlar. Böyle bir deney yapılmış. Deneyin içeriği ne? Daha doğrusu pirina neden boyuyor diye düşünmüşler. Bunun içerisindeki fenolik maddelerinin miktarının fazla olmasından dolayı fenolik maddelerin boyadığı düşünülüyor. Bu deneyi nasıl yapmışlar peki? İlk önce bir yünümüz var tabii ki. Bir kontrol grubumuz var. Mordant kullanmadan sadece pirina ile boyanan. Mordant olarak demir 2 sülfat, işte bakır 2 sülfat, potasyum dikromat, kalay klorür kullanarak böyle ayrı ayrı denemişler ve konsantrasyonlarını değiştirmişler. Bir de 3 tane mordantlama metodundan bahsetmiştim size. Önce anlık ve sonra olarak sıralamaları değişti. Onları da değiştirerek karşılaştırmalı bir deney yapmışlar. Bu da sonuçları. Bu PR yazanlar pre. Bunlar simultaneous'tan gelen işte anlık olanlar. Bir de postlar geliyor sonra post mordantlama şeklinde. Mesela burada size demirlinin şeylerini sarı ile işaretledim. Örneğin demirde postta 163 yani relative color strength yani renginin 163 çıkmış. Anlık olarak boyadığımızda 152 çıkmış. Önce mordantlama yaptığımızda 149 çıkmış. Ama renklere baktığımızda bu kumlu yani renk kol madem rengin koyuluğunda çok büyük bir değişiklik yok. Biz çevreyi daha az kirletelim o yüzden anlık olanı kullanalım diye bir yorumda bulunmuşlar. Aynı zamanda pirina ile boyamada şöyle iki sonuç daha almışlar. Işığa dayanıklılığı 3. 3 tekstil de fena değil demek. Yıkama dayanıklılığı ise 4 ve 5. Yani bu çok iyi anlamına geliyor. Bunun sebebi olarak da
İyanik bağlar ve Van der Waals bağlarından bahsetmişler. Piranayı kurutup içindeki maddelere bakmışlar. İşte azot 11,4 gram bölü kilogram, fosfat 1,2 gram, işte potasyum 19,8 gram bölü kilogram şeklinde hepsini tek 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 yazmışlar. Buradan da bu metallerin çiğlet oluşturdukları için bu kadar dayanıklı olduğunu söylüyor. Bunlar da pirana ile boyandığında ve farklı mordantlara göre işte ayran 2 sülfat, alüminyumla, işte bakır 2 sülfatla, stanyos kloritle ve potasyum dikromatla boyanmış halleri. Bu da kontrol grubu dediğimiz sadece pirana ile boyanmış halleri. Yani açıkçası şahsi fikrim olarak bence gayet güzel görünüyor renkleri. Demek ki neden olmasın, atık madde olarak durum Pirina'yı neden böyle değerlendirmeyelim? Bu deneyle bunun avantajları ne peki? İşte zeytin üretiminde atık madde olarak çıkan Pirina'yı alternatif olarak değerlendirebiliyoruz. Yani bir boya maddesi olarak kullanabiliyoruz. Şimdi biz boya olarak bu Pirina'yı değil de normal gerçek ya da endüstriyel bir boya kullansaydık hem o endüstriyel boyanın atık maddesi çıkacaktı hem bu zeytinyağından çıkan atık madde çıkacaktı. Şimdi atığı alıp kullanıp çıkardığımızda atıktan daha az atık çıktığı için yani totaldeki atık azalmış olacak. Bu da yararlı bir şey. Ekolojik bir yöntem oldu. Çünkü gidip orada endüstriyel bir boya kullanmak yerine doğada elimizde bulunan bir şey kullanmış olduk. Ve şöyle güzel bir bilgi gördüm ama bunu sadece bir tane makalede gördüğüm için işte bunu araştırırken az önceki bilgiye ulaştım. Köylerde mortant olarak özellikle Türkiye'de sanırım şap, idrar olarak özellikle bekletilmiş idrar ve saf zeytinyağı kullanılıyormuş. Yani zeytin işlemek için yaptığımız halılarda tekrar zeytinyağını kullanmak beni açıkçası biraz etkiledi. Özetlemek gerekirse yani bütün anlattıklarımı özetlemek gerekirse işte Türk toplumu göçebe olduklarından dolayı başta zeytine gerekli önemi verememiş ama sonrasında yani zeytinle tanıştıktan sonra hemen bunu benimsemiş ve her şeylerine uygulamışlar. İşte bahsettiğim gibi halısını uygulamış, mahallesini uygulamış, her şeyi bir şekilde mezar taşına bile uygulamışlar. İşin daha da güzel yanı hani zeytin işleyerek ölümsüzleştirmekle kalmayıp ondan sonra şu an güncel halinize baktığımızda bayağı Türk bilim insanlarımız şu an bu atık maddeyi de boya olarak kullanmayı öğrenmiş. İşte geçmişte saf zeytinyağından mortant olarak kullanmış. Yani hem işleyip onu ölümsüzleştirmekle kalmayıp hem onu boya olarak ve mortant olarak bir şekilde yine hayatına katmaya çalışmış. Toparlayabilirsem, süren bitti. Bu kadar hocam yani. Tamam. Sonra şeyim var, kaynakçam var ve dinlediğiniz için teşekkürler. Tamam. Kaynakçanı açık bırakabilir misin birazcık? Tamam. O sırada sorular, yorumlar. Ben küçük bir şey demek istiyorum. Gizem, sen tekstil kimyası dersi aldın mı? Almıştım. Evet, tamam. Sayende hafiften aldık. Ben de şu an buradan alıyorum da böyle yünden, boyadan girince şey oldum. Allah'ım neredeyim? Çok verimli bir zeytin dersi oluyor. Herkesi aldığı diğer seçmelilere çalıştırıyor yavaş yavaş. Evet, benim için de güzel oldu. Ben de bunu bilmediğim şeyler öğreniyorum sayenizde. İnce Hoca'yla tekrar bunun için iletişime geçtin mi Gizem, yoksa bu önceden bildiğin şeyler miydi zaten? Ya hocam başta bir geçtik ama tam İnce Hoca'nın sınavlarına denk geldi. O yüzden konuşamadık ama kitap elimde hazır olduğu için kitaptan bakarak ben onu ayarladım. Böyle bir şey Tamam. çıktı sonuç olarak. Tamam. Güzel. Bir aklıma şey geldi, bu karboksil grubuyla amino grubunun iyonik olarak birbiriyle etkileşime girdiğini söylüyorsun ya, orası aynı bir peptit bağı da böyledir ya, yani iki amino asit birbiriyle böyle bir şekilde yan yana gelirler, sonra peptit bağı oluşur ya, bunların böyle iyonik kalması kovalent değil, iyonik bağ bu, öyle mi? Evet. Evet. Ve o sayede böyle kıvrılıp yuvarlak spiral bir şekil oluyor. Enteresan. Evet, bunu bilmiyordum mesela ben, bu kıvrılma işini ve o yüzden boyanın homojen dağılmadığını. Çok hoş. Tamam. Başka yorum, soru? Ben çok beğendim. Yani ilgi şeyi çok böyle yavaş yavaş böyle yükselip sonunda böyle patlayan bir sunum oldu yani benim. Bence de güzel bir sunumdu. Gizem, sana şey, yani genel bir geri bildirim olarak önceden birazcık, yani önceden bir kere anlatmayı denersen zaman konusunda strese girme diye. Strese girdiğin için hızlı konuşmaya başlıyorsun.
Onun dışında gerçekten çok çok güzel bir sunum, yani böyle şey, mükemmeliyete erişmen çok yakın. Teşekkürler. Tamam.